getirmiş zehri, öyle mi? Hemşire hanım görmüş. Yan fenalaşmadan önce onun getirdiği çöreği yemiş. Elle dit qu'elle ne sait pas. Mais j'en suis sûre. Ceza lui faisait faire tout son sale boulot. Docteur Nian l'aimait beaucoup. Elle la soutenait. Mais elle l'a tué sans aucune pitié. Kardeşimi öldürdün. Bir kurşunluk canım vardı. Ama canım karşılamaz yaptığın şeyi. Ölüm ancak kurtuluş senin için. Yaşayacaksın. Sen Nihan'ı zehirledin ya. Bundan sonra aldığın her nefes zehir olacak sana. Benim olduğum her yerde ciğerlerin zehir soluyacak. Nihan bir kez öldü. Ama andolsun, seni her gün öldüreceğim. Tezvar yapıp getirmemi emretti. Anlaşmazlıklar geride kalsın istiyormuş. O istedi diye değil ama ben kendi ellerimle yaptım. Senin o güzel ellerine sağlık o zaman. Biraz daha dayan Hira. 2-3 ay daha.
Birlikte gideceğiz buradan. Rengin niye böyle kara oldu? Çok mu tarça koydum acaba? Yoksa bekleyince mi böyle oldu? Üzme kendini. Rengin ne önemi var? Sen yaparsın da güzel olmaz mı? Bu ellerin kötü bir şey yapması mümkün mü hiç? Anlamalıydım. Benim yüzümden ben sebep oldum. Cesar çörek yap götür dediğinde anlamalıydım. Nasıl inandım? Nasıl güvendim? Elle dit qu'elle ne sait pas. Mais j'en suis sûre. Cesar lui faisait faire tout son sale boulot. Docteur Nian l'aimait beaucoup. Elle la soutenait. Mais elle l'a tué sans aucune pitié. Cesar denen o adamın eli ayağı sensin. Başka biriymiş gibi bahsetme ondan. Siz aynı kişisiniz. Kardeşimin katili. Aç mısın? Aç mısın dedim sana! Acıkacaksın. Yürü! Kalk! Yürü dedim. Burası neresi biliyor musun? Senin gibilere, senin türüne yardım etmiyorsa gelirdi buraya. Bunlar ne biliyor musun? Ha? Ne biliyor musun? Bunlar bir daha kullanamayacağı binici takımları. Bunlar bir daha kullanamayacağı eğerleri. Bunlar bir daha giyemeyeceği çizmeleri. Gel buraya. Yürü. Bak. Koca bir dünya var Nihan'dan kalan. Sen sadece onu öldürmedin. Ondan kalan her şeyi. Herkesi. Dünyada sana rahat tek bir nefes yok artık. Her gün, her saniye ölerek yaşayacaksın. Bu yakışıksız vaziyetin açıklamasını bekliyorum senden. Nasıl geldi buraya? Çiftlikte bayılmak üzereyken buldum Orhun Bey. Başta hırsız zannettim ama adınızı sayıklayınca hanımefendi buraya getirmemi emretti. Bu vaziyette kim görse hırsız zanneder tabii.
Kendine geldiğinden beri hiçbir sorumuza cevap vermiyor. Şimdi sen anlat. Kim bu kız? Afrika'dan getirdim. Hizmetli olarak. Afrika'da. Irkı ne? Milliyeti ne? Ve böyle yabancıyla senin işin ne? Türk asıllı. Yıllardır orada yaşamış. Hizmetli diyorsun ama onları da ne tahkikatlarla seçtiğimizi biliyorsun. Bütün bunlara tabi tutulmadan hem de böyle bir vakitte münasip mi sence? Öyle olması gerekiyor. Gel benimle. Neler olduğunu öğrenmeye çalışırım. Böyle olmasını ben de istemezdim. Çocuklarım, bilhassa Orhun, benim yaşama sebebimdi. Sana anlatacağım her şeyi. Odasında. Doktor gelip kontrol etti. Endişe edilecek bir durum yok. Sen neredeydin? Bekleme artık Orhun. Baban gelmeyecek. Öldü o. Elin? Kan mı o? İyiyim. Önemli bir şey değil. Orhun. Ne bu halin?
Oğlum? Bekleme artık Orhun. Baban gelmeyecek. Öldü o. Baban toprağın altında. Artık duyamaz seni. Oğlum. Orhun. Niye bana öyle bakıyorsun? Bir şey söylemeyecek misin? Eğer kötü bir şey olduysa. Kötü bir şey yok. Ben bir Nurşah'ın yanına çıkayım. Sait Bey sizi çağırmak istedi. Beni mi? İçeri girebilirsiniz. Ama fazla kalmayın lütfen. Acil çıkması gerekti. Ama gelecek. Tüm gece buradaydı. Uyanmanızı bekledi. Kızgın mı bana? Ben bilmiyorum. Oğlum. Baba. İyi olacaksın, merak etme. Fazla vaktim kalmadı oğlum. Anlatacağım sana her şeyi. Zorlama kendini. Ben yıllardır sizin hasretinizle yandım, tutuştum oğlum. Yüzünüzü bir kere görebilmek için her şeyimi verirdim, inan bana. Ama olmadı. Yapamazdım. Şunu bil ki ben yanlış bir şey yapmadım. Anneni sevmek dışında bir suçum, günahım yoktu.
Ama gitmek dışında bir çare bırakmadılar ki bana. Kendi çocuklarımın beni ölü bilmesi dışında bir yol yoktu. Yaşıyorken öldü dedin. Yıllarca onu bizden uzak tuttun. Neden yalan söyledin anne? Konuş. Neden yalan söyledin? Babanı yanlış tanıyorsun Orhun. Babamı tanımıyorum ben. Sayende öyle bir şansım olmadı hiç. Şimdi sana son kez soruyorum. Neden yalan söyledin? Hakikati mi bilmek istiyorsun? Peki.
Babam beni bir hizmetçiyle aldattı. Annen onu aldattığımı sanıyor. Ben onu hiç aldatmadım. Ben annene hep sadıktım. Bizi bu yüzden babasız bıraktın. Bu ihanetin bedeli onu sonsuza kadar çocuklarından ayırmak mıydı? Böyle mi verdin cezasını? Peki ya biz? Bizi, çocuklarını hiç düşünmedin mi? Sizi düşünerek yaptım ne yaptıysam. Bizi düşünerek? Evet öyle. O sadece bana değil, size de ihanet etti. Ailemize, itibarımıza. Bana değil, ona hesap sormalıydın. Bana sadece onun gibi bir insanı hayatınızdan çıkardığım için teşekkür edebilirsin. Eğer bunu yapmasaydın bugün sen, olduğun bu adam olmayacaktın. Evet, olmazdım. Çocukluğu hayatı annesi tarafından çalınmamış olurdum. Acımasız bir yalanla büyümemiş olurdum. Günlerce, gecelerce kapılarda babamı beklememiş olurdum. Neden yaptın anne? Bana, kardeşlerime... Hiç mi düşünmedin bizde açacağı yarayı? Hiç mi şüphe etmedin yanlış yaptığından? Bir gün bile şüphe etmedim. Doğruydu kararım. Benim tek yanlışım onunla evlenmek oldu. Gençtim. Toydum. Geldiği sınıfın önemi yok zannettim. Benim olan her şeyi altın tepside sundum ona. Ama o beni, Afife Demirhanlı'yı bir hizmetçiyle aldattı. Ben de hatamı telafi edeyim diye... O soysuzu sizden uzak tuttum. Nasıl bu kadar eminsin bundan? Ya hepsi asılsız bir iftiradan, şüpheden ibaretse? Ya sadece senin egon yüzünden babasız büyüdüysek? Ne iftira ne şüphe. Hakikat bu. Sana hiç ihanet etmediğini söyledi. Hep aynı yalan. Son nefesini vermek üzereyken niye yalan söylesin? Seni bana düşman etmek için. Geç de olsa intikamını almak için. Onun meşrebinde birine de böylesi yakışırdı zaten. Kan yanılmaz Orhun. Kötü kan eninde sonunda kendini belli eder. Baban da belli etti. Hayır. Evet öyle. Basit bir adamdı. Ve basit adamların yaptığı hatayı yaptı. Size vereceği hiçbir şey yoktu. Damarlarında sınıfının çamuru akıyordu. Yeter! Bu saçmalıklar cevap değil sana sorduğum soruların.
senin için her şey demek. Öyle mi Afife Demirhanlı? Babam öldü. Ama sınıfının çamuruyla değil. Haysiyetsizliğiyle değil. Uğradığı haksızlığın acısıyla öldü. Bir kere değil, iki kere öldürdün onu. Paşa torunu olmak, asil kandan olmak senin için her şeyden önemli, öyle mi? Al sana asil kan. Düğün hazırlıklarına başla Afife Demirhanlı. Onunla evleniyorum.